Herkese selamlar. Visual Studio kullanarak 5 Del 6 C# ile Formula 1 derslerinin birinci bölümündeyiz. İlk dersimizde araba ekleyeceğiz. Başlamadan önce ben buraya bir Formula 1 klasörü oluşturdum ve bu klasörün içine bir image klasörü ekledim. Bu klasörün içinde de bu derste kullanacağım görseller bulunmakta. İki tane şerit, bir tane de araba. Bunları projemizde resource aktaracağım. Ama önce Visual Studio programımızı açalım. Create a new project. All languages kısmından C Sharp. All platforms kısmından Windows. All project types kısmından Desktop. Ve buradan Windows Form Application'ı seçtim. Next'e bastım. Proje ismine Formula 1 diyorum. Formula 1. Location kısmını burada gördüğünüz masa üstündeki Formula 1 klasörü olarak seçiyorum. Ve Create'e basıyorum. Şimdi bizim formumuzun size'ı yaklaşık bu boyutlarda olacak. Zaten bunu birazdan tekrar düzelteceğiz. İlk başta şuradaki yazıyı değiştireceğim. Buraya gelmek için Properties'e basıyoruz. Text yerine Formula 1 yazıyorum. Formula 1. Şimdi bir tane panel ekleyerek başlayalım. Bütün araçları ve şeritleri bu panel tutacağı için buna Main Panel 1 diyorum. Kullanacağınız tüm toolboxlara mutlaka isim verin. Örneğin birden fazla picture box kullandığınızda ve bu picture boxlarla kod içinde ayrı noktalarda işlem yaptığınızda kafa karışıklığını önlemeniz gerekiyor. Bu yüzden isim vermek çok önemli. Bunun arka planının rengini silver olarak değiştiriyorum. Lokasyon olarak 0'a 0. Size olarak da 300'e 500. Şimdi formumuzu tekrar size diyebiliriz. Şuradan aşağıdan biraz daha azaltacağım. 316'ya 539 yapacağım. Bir picture box ekliyorum. Bu picture box'ın ismine My Picture Box 1 diyorum. My Car Picture Box 1 diyorum. Buna bir görsel eklemeden önce şunu aslında silebilirim. My Car bitişik olsun. Ya da alt olsun fark etmiyor. Solution Explorer'a bastım. Formula 1'e sağ tıkladım. Properties'e bastım. Buradan Resources'a tıkladım. Strings'i Images olarak değiştirdim. Add Resources kısmından Add Existing File. Buradan masa üstünü buluyoruz. Formula 1 klasörünü tıklıyoruz. Image'deki görsellerimizi alıyoruz. Save diyorum. Tekrar buraya döndük. Properties'e bastım. Burada background image'ı red kare olarak belirledim. Tabi background image layout'u da stretch olarak belirledim. Size'ımız da 52'ye 60. Ve de lokasyonumuz 124'e 430. İki picture box daha ekliyorum.
Bunun ismi line 1 picture box 1. Hemen buna image de ekleyelim. Line 1. Size olarak da 30'a 50 olsun. Şimdi ya da 30'a 500 diyelim. Değiştireceğim birazdan. Aslında şöyle bir görüntü. Şöyle bir görüntü oluşsun istiyorum. Şunu kopyaladım, yapıştırdım. Bunu da en köşeye koyuyorum. Bu da line 2 picture box 1. Bunu da hemen şeklinde picture'ını değiştiriyorum, image'ını. Aslında programı çalıştırdığında şöyle bir görüntü olacak. Bu şekilde. Şimdi bu ikisinin size'ını değiştiriyorum. 30'a 30.500 yapıyorum. Bunların lokasyonunu, bunun mesela lokasyonunu 0'a 0 iken bunu eksi 30.000 olarak değiştiriyorum. Bununkinde şimdi 270'e 0 iken 270'e eksi 30.000 olarak değiştirdim. Bu neden bu şekilde yaptığımı zaten birazdan göstereceğim. Buradaki işimiz bitti. Artık iki tane timer ekleyebiliriz ve kodumuza geçebiliriz. Bu timer'ın adı MyCar Velocity Timer 1. Bunun inner wall'u 500 olacak. Enable da true olacak. Aynı şekilde bir timer daha ekliyorum. Bunun ismi My Car Movement Timer 1 ve interval'ı 100 olacak. 100 milisaniye. Bunlara tick event oluşturarak kodumuza girebiliriz. Öncelikle variable'larımızı ekleyelim. Daha sonra kodumuzu yazalım. Buraya diyorum ki bool my car running. Eşittir false. Şimdilik arabamız çalışmıyor. Integer my car velocity. Bu da bizim hızımızı tutacak. Sıfırla başlayacağız. Bool diyorum. My car stop. Eşittir true. İlk başta durarak başlayacak. Arabamız duruyorsa bu true olacak. Bool diyorum. My car left eşittir false. Sola döndüğümüzde, sola doğru arabamızı hareket ettirdiğimizde bu tür olacak. Bu diyorum my car right eşittir false. Bu diyorum, bu da sağ
olduğunda aktif olacak ve son olarak my car brake. Frene bastığımızda da bu true olacak. Form 1 için de bir key down event oluşturacağım. Bir de key up tuşlara bastığımızda ve elimizi çektiğimizde neler olduğunu yazmak için. Key down, key up. Bunları kesiyorum. Ctrl X yaptım. Buraya yapıştırdım. Diyorum ki buraya if i key code eşittir keys up ise, yani yukarı tuşuna bastığımızda my car brake eşittir false. My car running eşittir true. Şunu kopyalıyorum. Dört kere yapıştırıyorum. Buraya down diyorum. Şurada tam tersi olacak. Eğer aşağı tuşuna basarsak arabamızın çalışmasını false diyoruz. Freni de true diyoruz. Burası left olacak. Right'ımız false. Left'imiz true. Burayı right diyorum. Yani sağ tuşa bastığımızda left'imiz false. Right'ımız true. Burayı komple kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Eğer tuşlardan elimizi çekersek şunların hepsi true olan her şey false olacak. False'ları zaten siliyorum. Şuradan bir force kopyaladım. Buralara yapıştırdım. Burası da tamamdır. Şimdi timer'ımızın içini yazalım. Velocity olarak diyorum ki if my car running. Eğer arabam çalışıyorsa ve de benim velocity'm, hızım 80'in altındaysa. My car velocity eşittir my car velocity artı 5. Yani 5'er 5'er arttıracağız. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. If diyorum, eğer arabam çalışmıyorsa, daha doğrusu hani ya brake'e bastıysam ya da running'i durduysa ve my velocity sıfırdan büyük ise, diyorum ki o zaman arabayı yavaş yavaş durdur. Tabii ki sadece yavaş yavaş durdurmak yetmeyecek. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Aynı zamanda frene bastıysak şuradaki ünlemi sildim. My car brake dedim. Hızımız yine sıfırdan küçükse, büyükse sürekli 5 çıkaracağız. Sürekli 5 çıkara çıkara hızımızı yavaşlatacağız. Ve de
Yani burada aslında onar onara azalmış olacak. İkisini ayrı, yani, burada break'e bastığımızda 10 azalmış olacak. Diğer türlü elimizi hız butonundan çektiğimizde, daha doğrusu yukarı tuşundan çektiğimizde sadece 5'er 5'er azalacak. Ama aşağı tuşuna da basarsak 10'ar 10'ar azalmış olacak bu şekilde. Ve de diyorum ki if my car velocity eşittir 0 ise my car stop. Eğer hızımız sıfırsa benim aracım duruyor demektir. Else diyorum. Benim aracım durmuyor. Yani false. Bunu da zaten movement kısmında kullanacağım. Geldim movement kısmına. If diyorum. Eğer benim aracım durmuyor ise buraya bir fonksiyon yazacağım. Bunu aşağıda tanıtacağım. Move lines. Bizim aracımız aslında hareket etmeyecek. Az önce koyduğum şeritler hareket edecek. Burada bu fonksiyonun içinde o şeritleri hareket ettireceğim. Yani şunlar hareket edecek. Bizim aracımız hareket ediyor gibi gözükecek ama aslında aracımız yerinde şurada sabit kalacak. Bu ikisi hareket edecek. If diyorum. My car left. Ve de eğer sol tuşa bastıysa ve de my car picture box one lefty 30'dan büyük ise, yani aslında şuraya bir limit koymuş oldum. Buraya kadar gelebilecek ama bundan sonrasına geçemeyecek. Diyorum ki şunu aldım. Eşittir. Eksi 5. Yani 5'er 5'er azalt. Yani sola doğru git diyorum. Bunu kopyaladım. Aynı şekilde right için yazdım. Ve de 218'den küçük ise bu da artı. Bunu oluşturalım. Yeri gelmişken böylelikle hata yapmamış oluruz. Aşağı iniyorum. Şuraya ineceğim. Buraya. Public void move lines. Diyorum ki lane one picture box top eşittir lane one picture one top artı my car velocity. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Aynı şekilde şuraya da 2 diyorum. Böylelikle bunları da hareket ettirmiş oluyoruz. Böylelikle yazacağımız kısım bitti. Çalıştıralım bakalım neler olacak. Yukarı tuşuna basıyorum. Hızımız gitgide arttıkça şeritler daha hızlı hareket etmeye başlıyor. Sola gidiyorum. Sağa gidiyorum.
Şimdi parmağımı çektim. Yavaş yavaş yavaşlıyoruz. Tekrar hızlandım. Şimdi frene bastım. Daha hızlı yavaşladık. Tekrar gidiyorum. Kapatıyorum. Bir göz gezdirelim. Ondan sonra dersi kapatalım. Buraya variable'larımızı ekledik. Arabamız çalışıyorsa, arabamız durduysa, hızımızın kaç olduğunu gösteren variable. Sola bastıysak, sağa bastıysak ve aşağı tuşuna bastıysak burası fren. Sağa gitme, sola gitme. Olaylarını tetikleyen boolean'lar ve de integer değişkenimiz. Burada eğer tuşlara basarsak, yön tuşlarına basarsak neler olacağını yazdık. Yukarı basarsak fren aktif olmayacak ve arabamız hareket halinde olacak. Aşağı doğru bastıysak fren aktif olacak ama arabamız artık hareket halinde olmayacak. Sola bastıysak sağı forslayacağız, solu turulayacağız. Sağ bastıysak solu forslayacağız, sağı turulayacağız. Eğer elimizi yön tuşlarından çektiysek, yukarı tuşundan çektiysek arabamızın durmasını sağlayacağız. Arabamız yavaş yavaş duracak. Da hareket halinde değil. Boolean'ını aktif etmiş olacağız. Daha doğrusu pasif etmiş olacağız. Aşağı yön tuşundan eğer elimizi çekersek frene basmıyor sayılacağız. Yani bunu forslayacağız. Soldan elimizi çekersek artık sola doğru gitmeyeceğiz. Sağdan elimizi çekersek artık sağa doğru gitmeyeceğiz. Bir velocity timer oluşturmuştuk. Bunun tikivelinde sürekli beşer beşer hızımız artıyor ve bu hız 80'e kadar gidebiliyor. Yani en yüksek 75 oluyor burada. Daha doğrusu 80 oluyor. Daha sonra eğer sıfırdan küçük büyük ise hızımız, yani sıfıra kadar gidebiliyor. En düşük hızımız sıfır olabiliyor. Sıfır olduğunda da zaten aracımız duruyor. Değilse durmuyor. Eğer frene bastıysak, yani aşağı yön tuşuna bastıysak hızımız birazcık daha hızlı artmış oluyor. Yani beşer beşer daha artmış oluyor. Ve de aracımızı yönlendirmek için kullandığımız bir timer'ımız var. Burada timer aslında aracımızı yönlendirmiyor. Şeritleri hareket ettiriyor yukarı doğru. Ama aracımızın sola sağa gitmesini de buradan yapıyoruz. Şeritleri de buradan hareket ettiriyoruz. Böylelikle ilk dersimizi bitirmiş olduk ve arabamızı ekledik. Bir sonraki dersimizde rakip arabaları ekleyeceğiz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.